Asuman Krause. O doğduğunda takvimler 1 Mart 1976'yı gösteriyordu. Türk bir anne ile Alman bir babanın kızı olarak Almanya'da dünyaya geldi. Annesi Almanya'ya işçi olarak ilk gidenlerden. Önce Münih'e, sonra da Berlin'e giden annesi bir süre sonra safra kesesinden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Asuman Krause, anne ve babasının tanışma hikayesini Faruk Bildirici'ye verdiği röportajda şöyle anlatıyor. Annem safra kesesinden rahatsızlanıyor. Babam da hastanenin ofis bölümünde çalışıyor. Annemin ağrı çekerken ay ay diye bağırması dikkatini çekiyor. Ay Almanca'da yumurta demek. Bu kadının yumurtaya ihtiyacı var diye yumurta getiriyor anneme. Derken bir aşk doğuyor ve evleniyorlar. Asuman Krause doğar doğmaz anne ve babası boşandı. Ablası babasıyla kalırken Asuman küçük olduğu için annesine verildi. Henüz ilkokul birinci sınıftayken annesiyle beraber Türkiye'ye dönse de hem babasının çağırması hem de ablasını özlemesi üzerine yeniden Almanya'ya döndü. Hristiyan olan babası sonradan ateist oldu. Almanya'da eğitim gördüğü için din derslerinde Hristiyanlık üzerine eğitim aldı. Yaz aylarında Türkiye'ye tatile gelen Asuman Krause, teyzesinin teşvikiyle Müslüman oldu. Asuman Krause, Şebnem Özcan'a verdiği röportajda nasıl Müslüman olduğunu şöyle anlatıyor. Babam Hristiyan Alman, annem Türk Müslüman. Yazları Türkiye'ye tatile geldiğimizde rahmetli Nur teyzemle birlikte yatardım. O bana, hadi kızım ben söyleyeceğim, sen söylediklerimi tekrar et derdi. 5-6 yaşlarındaydım, ilk Sübhaneke'yi öğretti. Sonra başka bir duayı, sonra da başka bir duayı daha öğretti. Teyzeme örnek aldım, Müslümanlığı seçtim. Asuman Krause küçükken biyoloji öğretmeni ve basketbolcu olmak istiyordu. İlkokulda basketbol oynamaya başlayan Asuman Krause, Almanya genç milli takımına kadar yükseldi. Hatta Berlin'in en iyi 10 oyuncusu arasındaydı. Varı yoğu basketboldu dersek abartmış olmayız. Parkede sadece oyuncu değil, basketbol hakemliği de yaptı. Fakat 17 yaşına geldiğinde annesi ablasıyla birlikte kendisini de alıp Türkiye'ye götürdü. Apar topar Türkiye'ye dönmesi Asuman'ı fazlasıyla üzdü. Tam hayallerinin peşinden gidecekken hayatının yönü tamamen değişti. Yani basketbolcu olma hayali suya düştü. Asuman Krause, Faruk Bildirici'ye verdiği röportajda Türkiye'ye dönüş hikayesini şöyle anlatıyor. Bir gün annem geldi, yeter bu kadar dedi. 17 yaşındayım. Ablamı ve beni aldı getirdi Türkiye'ye. Kendi çapımda protesto ediyordum. Yemek yemezsem beni Almanya'ya geri götürür diyordum. Aksine alışmam için Antalya'daki kuzenimin yanına gönderdi. Bir otelde animatörlük yaptım. Bir daha Almanya'ya dönemedim. Türkçe de bilmiyorum. Küçükten bildiğim kelimeler de çıkmıyordu. Annem önce Ankara TED'e götürdü beni. Almadılar. İzmir Türk Koleji'nde önüme bir gazete koydular. Oku dediler. Okuyamadım. Bodrum Belediye Başkanı Emin Anter'in ricasıyla Bodrum Lisesi'ne girdim. Tamam ama basketbol oynamak istiyordum. Annem dedi ki burada Almanya'daki gibi yürümüyor. Okula öncelik ver, oynama artık. Hakemlik yapmak istedim. Dediler ki yaşın tutmuyor. Küstürdüler beni. İçimde kaldı. Şimdi maçlara bile gidemiyorum. Sahada spor ayakkabısı gıcırtısı duyunca burnumun direği sızlıyor. Lise bittikten sonra annesi Alanya'ya yerleşti. Asuman ise teyzesiyle beraber Ankara'da yaşamaya karar verdi. Alman bir havayolu şirketinde bilet kesip çalışmaya başladı. Bir gün ofisteyken güzellik yarışması yapılacağını öğrendi. Takvimler 1998 yılını gösteriyordu. Katılmayı düşünüyordu ancak etrafındakiler boşuna başvurma, kazanamazsın diyordu. Çevredekilerin olumsuz sözlerine rağmen yarışmaya katılan Asuman Krause, 1998 yılında Kanal D Miss Turkey yarışmasında Türkiye ikincisi seçildi. Asuman Krause, Faruk Bildirici'ye verdiği röportajda güzellik yarışmasına nasıl katıldığını şöyle anlatıyor. Bir gün ofiste çalışırken bu güzellik yarışmasını duydum. Biri dedi ki, sen kazanamazsın, illaki bir tanıdığın gerek. Bakalım tanıdık olmadan oluyor mu, bunu ispatlamalıyım dedim. Elemelere çağırdıklarında inanamadım. Evet, bir misyon üstlendim ama hani olmaz diyordum. Önümden zarif kızlar geçiyor. Ben seçilemem diye düşünüyordum. Sonra seçildim ama ne seçildiğimi bilmiyorum. Tamam alkış aldım, güzel ama inanmıyorum. Buket Saygı'ya dedim ki ben ne oldum ya? Salak ikinci oldun. Orada uyandım ikinci olduğuma.
Kafamda mankenlik falan yoktu. Hava yolunda çalışmaya devam ederim diyordum. Yarışmadan kısa bir süre sonra Uğur Kaneres Asuman Krause'yi arayarak Ankara'daki defilede podyuma çıkacağını söyledi. Böylelikle Asuman Krause'nin mankenlik macerası başladı. Mankenliğe devam ederken 2005 yılında Yaz Sabahı isimli programın sunuculuğunu üstlenerek televizyon dünyasına adım attı. Aynı yıl Beyaz Perde'de de boy gösterdi. Güzel model Cem Başeskioğlu'nun yönettiği Sen Ne Dilersen filminde Melek karakterine hayat verdi. Daha sonra Metin Şentürk'te başrolü paylaştığı Sonradan Görme dizisinde rol aldı. 2006 yılında mankenliği bırakan Asuman Krause şarkıcılığa soyundu. Nilgün Selimoğlu'ndan şan dersleri alan Asuman Krause Çok Yalnızım adlı ilk albümünü çıkardı. Mankenlikten şarkıcılığa geçenlere karşı hep bir ön yargı vardı ve bu yüzden haksız eleştirilerin önüne geçmek için albümünü isim vermeden radyolara gönderdi. Asuman Krause akşamdan Ali Demirtaş'a verdiği röportajda şunları söylüyor. Hani bir dönem furyası vardı ya, manken olursun ve sonra albüm çıkarırsın. Bunu o zaman bana da dediler. Ben de nereden biliyorsunuz ki benim şarkı söyleyip söyleyemediğimi? Sesimi duydunuz mu demiştim. Olur hallederiz. Zaten arkada vokaller olacak demişlerdi. Ne münasebet. Benim sahiplenemeyeceğim bir iş yapmamı istiyorlardı. Böyle bir şey olabilir mi yani? Peki ben hiç sahne şov yapmayacak mıyım? Canlı söylemeyecek miyim? Öyle şey mi olur dedim. Ama bu sırada zaten albüm yapıyordum. Kimse benim sesimi bilmiyordu. Ben gizli gizli albüm çıkardım. Eğer bilirlerse insanlar ön yargılı olacaktı çünkü. Ben de albüm yaptım selam dediğinde insanlar seni eleştirecekler ve seni şartlı dinleyeceklerdi. Ben de isim vermeden radyolara yolladım. Şimdi kimse kusura bakmasın, sesim de güzel, fena değil. Ses rengi Burcu Güneş ve Emel Müftüoğlu'na benzetilen Asuman Krause, 2008 yılında Kukla isimli ikinci albümünü çıkardı. 2009'da yeniden sunuculuğa dönen Asuman Krause, kendine has tarzıyla Wipeout adlı eğlence yarışma programını sundu. Krause, yarışmadaki sempatik tavırlarıyla çok beğenildi. Artık yarışma programlarının aranan ismi haline gelen Asuman Krause, Star TV'de Fear Factor Extreme adlı programın sunuculuğunu üstlendi. Güzel sunucu, 2011'in Kasım ayında Fox TV'de yeniden yayınlanmaya başlayan Var Mısın Yok Musun isimli yarışma programında sundu. Sunuculuktaki başarısının yanı sıra yeniden başlayan Var Mısın Yok Musun programını sunmasıyla birlikte bir süre Dişi Acun olarak anıldı. 2015 yılında Hollanda kökenli televizyon yarışması formatı olan Big Brother Türkiye'yi hazırlayıp sundu. Sunuculuğunu üstlendiği programlarla fark yaratan Asuman Krause belli başlı dönemlerde ekranlardan uzakta kaldı. Üstelik bu onun kendi tercihiydi. 5 yıl boyunca program sunmayan Asuman Krause akşamdan Ali Demirtaş'a verdiği röportajda bunun sebebini şöyle açıklıyor. Çok iyi işler yaptığınız zaman iyi iş yapmaya devam etmek istiyorsunuz. Bu yüzden o dönem birçok işi tercih etmedim. Ben çok hissiyatlı giden biriyim ve hissetmiyorum bazen. İyi işler de geldi ama hissetmedim. Bence aslında bu kadar yıla hala bu piyasada olma nedenim ya da başarımın sırrı yapmadığım, kabul etmediğim işlerden kaynaklanıyor. Tabii bazen ihtiyacınız da oluyor ekonomik olarak. Bu durumlarda da tercih yapma şansınız olmuyor. Size gelen teklifin ya da önünüzdeki seçeneğin çok uzun ömürlü bir iş olmayacağını anlıyorsunuz. Ama kabul etmek zorunda kalıyorsunuz. İşte benim tam olarak kabul etmeme gibi bir lüksüm vardı. Bu nedenle böyle bir ara verdim. Asuman Krause şimdilerde TV360'da ekranlara gelen Aileler Yarışıyor isimli programı sunuyor. Biz de ünlü sunucuya Biz de Asuman Krause'ye kariyerinde başarı, ömrünün geri kalanında sağlıklı, mutlu bir yaşam diliyoruz.